son günlerde sıkça gündem olan Uber taksiciler tartışması hakkında ne düşünüyorsunuz? Uber taksi olayı çok güzel, mantıklı. En azından şu anki bizim taksiciler yakın mesafede müşterilere karşı hötmötler, saygı denen hiçbir şey yoktur. Yatağından nasıl kalktıysa aşortmanla taksiye çıkıyor. Öyle olmaması gerekiyor. Ama Uber takside düzgün bir şekilde konuşmasını bilen, kendisini ifade eden, diksiyonu düzgün insanlar çalışıyor. Uber'e karşı bir düşüncem yok. Çünkü taksiciler aralarındaki rekabet dolayısıyla böyle bir Uber muhabbeti doğmuştur. Bence herkes işini düzgün yaparsa, yani halka hizmette yanlış yapmazlarsa Uber diye bir şeyi bence ortadan kaldırılır. Saat 3 oldu mu müşteri almıyorlar. İstediği gibi müşteri alıyorlar. Bir rakabet olursa çok çok iyi olur. O da vergi ödüyor, o da vergi ödüyor. Yani şeyler, taksiciler çok haksız. Zaten taksiciler dernek başkanını geçen gün televizyonda gördüm, konuşma yapıyordu. Hiç konuşmasını da beğenmedim. Tehditvari bir açıklama var, yaptı. Tehdit var, silah sıkma var, her şey var. Yanlış. Bir taksici olarak Uber taksiciler arasındaki kavgayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şöyle bir şey, şimdi bunun devletin bir şey atması lazım, el atması lazımmış konuda. Biz istemiyoruz taksiciler olarak. Yani haksız bir kazanç. Yani 80 milyarlık bir arabaya vergi falan vermiyorlar. Yani şey yapıyorlar bunlar, yani haksız kazanç. Yani bu bizim görüşümüz, haksız kazanç bu. Uzun mesafedeki işleri alamıyoruz biz. Onlar alıyor o işleri. Peki şöyle bir ön yargı var millette. Taksiciler kısa mesafede bizi götürmüyor hiçbir yere. Bu sebepten dolayı da Uber'i destekliyorlar. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi taksiciler kısa mesafe o yandan yana haklısınız. Yani ben katılıyorum o kelimenize. Şimdi taksiciler uzun zamandır varlar ama Uber yeni bir şey, yeni bir deneyim. Ve insanlar bundan memnun. Neden? Ben çalışanım, çok sık taksi kullanmak durumundayım. Ama Uber'in sunduğu konfor şimdi farklı. Normalde taksicilerle problemler yaşayabiliyoruz, malum. Uzun zamanlara taksiciler olduğu için biraz daha problemler birikmiş durumda. Uber'e bir şans vermek gerekiyor diye düşünüyorum. Bu yüzden Uber'e şans vermek gerekir aslında. Bu kavga çok manasız bir yandan. Uber'in tabii sunduğu şeyler ne? İşte müzik dinletmiyorum sana, ödeme kolaylığı sağlıyorum gibi şeyler var. Konfor var burada. O konfor farkını anlamaları gerekiyor taksicilerin. Biraz meslek adabını değiştirmeleri gerekiyor belki de. Bu şekilde rekabet edebilirler diye düşünüyorum. Bence Uber önü açılması gerekiyor. Yani taksicilerden çok şikayet var. Ben taksi müşterisiyim. Beni almıyor, gidiyor önde bayanı alıyor, öbürünü alıyor, yağmur günleri, saat 3'te almıyorlar. Yok şoför değiştireceğiz, bilmem ne. Yani iyi oldu, rakibet çok iyi oldu. Ben Uber'i destekliyorum. Uber de gerekli Türkiye'mize, taksi de gerekli. Yani bir ortak nokta bulunup her ikisinden de istifade edilmedi. Anladığım kadarıyla vergi vermediklerinden dolayı bu kadar ciddi bir tepki aldılar onlar. Yok, onun dışında bence hiçbir sakıncası olmayan bir sistem. Siz peki Uber kullandınız mı? Hayır, kullanmadım. Hayır, kullanmadım. İhtiyaç duymadım o anda. Genelde metro kullanan bir insanım. İhtiyaç duymadım ama ihtiyaç duyduğum takdirde kullanabilirim. Herhangi bir sorun yok. Uber daha haklı durumda. Çünkü Uber bize daha konforlu bir sunuyor. Yani en azından bize kısa yollarda götürebiliyor. İçeride size ikramlar da bulunuyor. Yani bir de kurumsal bir şey olduğu için ben taksinin yaptığı büyük bir hata. Bir kere kullandım. Memnun musunuz? Yani çok memnundum yani. Uber servis boyutunda olduğu için birazcık daha rahat oturabiliyorsunuz. Böyle konforlu. Bir de nefes alabiliyorsunuz yani böyle rahat rahat. Ubercilerin şirket olarak oldukları için şoförlerin bir kabahati olmadığını düşünüyorum. Yani ben de çalışabilirim. Arkadaşlarımızın yaptığı hata. Telefonla çağırıyorlarmış, insanları dövüyorlarmış. Bence Uber'in şoförlerinin suçu yok ama Uber'e karşıyız. Normal biz nasıl yolcu topluyorsak onlar da o şekilde yolcu toplamaya başladı ama ilk çıktığında böyle değildi. İnternet üzerinden sistem vardı ama ondan sonra normal bildiğimiz taksi oldular yani. Onun için de karşıyız ama onlar da ekmek yiyorlar. Bir şey diyeceğim, bir şey yok yani. Eğer ki yürürlüğe girerse, gerçekten hani açıklanırsa ben taksicileri bırakırım, o işe girerim. Bu taksicilerin akşam seyrettim. İki tane başkanları var. Cezaevindeki koğuş ağalar gibi psikopatça konuşuyorlar. Onlara verdikleri mesaj kabadayılık. Elinde tespih, yaka bacağı açık, saç sakal karışmış.
4-5 kişi bir durağa toplanıyorlar, ana merkezlere. Argo kelimeler, bayan yaklaşamıyor be. Taksicilik diye bir şey bitti eskiden. Ha içinde tabii ki iyi, dürüst, efendi arkadaşlar var. Ama %3, %4'tür, onu da bulabilirsen. Hepsi kahveden kullanan, getirme haydut. Ben taksiye binmiyorum bayağı zamandır. Mecbur kalmadıkça, hastam çok acil olmadıkça binmem de. Kaçak, korsan taksiler onlardan daha kibar davranıyor. Bu beller daha güzel. Peki bu tartışma nasıl sonuçlanır sizce? Bence bu taksicilerin biraz eğitim verilmesi lazım. Bir kriter konulması lazım. Giyim kuşamında, konuşmasında, eğitimin. En azından mezunu yapsınlar canım. Para kazanıyor, ekmek olsun, para kazanıyor. Doyurucu maaş versinler, adam gibi yolculaşsınlar. Daha birkaç gün önce Mertler'den binmiş bir yabancı bayan. Yusuf Paşa'da 90 lira para aldı. Biz müdahale ettik. Hatta numaramı da verdim, şahitliği yapacağım diye. Kadın derse dövecek, valizin var diyor. Var mı 90 lira Mertler'den Yusuf Paşa'ya yazar mı ya? Ben müşteri olarak memnun değilim taksicilerden. Tamam.